Evet, öksürük şikayeti. Şimdi dış mekanlarda çıktığımızda bu çöl tozlarıyla, partiküllerle, bu iyonlarla karşılaşıyoruz. O çöl tozuyla beraber kalkmış ülkemize kadar gelirken sanayi bölgelerinden her yerden geçerek içindeki yoğun bir partikül, iyon, sadece kumlar değil hepsiyle birlikte şu an biz onlarla karşı karşıyayız. Yani yediğimiz besinlere şu anda tarlalarda üstüne geliyor. Sebzeleri, meyveleri yıkayarak tüketmemiz lazım. Gıcık en basitiyle. Onun dışında solunum şikayeti anlamında hırıltı, öksürük, nefes darlığı, yani geçmişte alerjisi, astımı olan hastalarda, özellikle şu an solunum güçlülerde, bizim hastalarımızın kullandığı nefes ilaçlarının ihtiyacını arttırıyor. Aslında mevcut kullandığı ilaç tedavi yetmiyor, daha fazla kullanması gerekiyor. Biz bu kışı biraz zor geçirdik. Özellikle viral hastalıklarımız çok fazlaydı. O dönemi şu an biraz kapattık. Biraz alerjenler ortaya çıkmıştı. Bahar erken geldi. Mart ayında çiçekler, polenler, alerji mevsimi derken. Ama bugünlerde sabahları uyanıyoruz, kalkıyoruz. Arabalarımızın üstü çamur şeklinde. Sahra çöllerinden gelen, hani dünyanın döngüsünde olan şeyler bunlar. Ve ülkemize, şehirlerimize ulaşan şu anda bir toz bulutu var. Kum fırtınasıyla ortaya çıkmış. Bunlar mikro küçük partiküller şeklinde havada şu anda uçuşuyorlar dışarıda sokaktayken. Ve biz bunları soluyoruz. Belli bir mikro partikülün altındakileri de akciğerimizin en küçük hava keseciklerine kadar ulaştığını biliyoruz. Ve bizim solunum yolu şikayetlerimizi arttırıyor. Peki kronik rahatsızlığı olan kişilerde ya da şu kişiler daha çok dikkat etmeli dediğimiz hangi grup Tabii vatandaşı? özellikle hani şu an için bir çocukları söylemek lazım. İkincisi alerjisi ve astımı olan hasta grubunu şu anda söylemek lazım. Üçüncü grup olarak KOAH'lıları söylemek lazım. Dördüncü grup olarak da yaşlı grubumuzu saymamız lazım. Bu dört grubun bugünlerde hani dışarıdaki bu etkene maruz kaldığında doğacak sonuçları daha fazla. Evet. Önerileriniz olacak. Şu an hepimiz için biz buna maruz kalıyoruz ama bu saydığımız dört grup daha fazla risk altında ama hepimiz için konuşulabilecek şeyler var. Bu sadece akciğer için de bir etki oluşturmuyor. Şu an cildimizde de hissediyoruz. Yüzümüzde, elimizde, saçımızda hissediyoruz. Ve bu tozların aynı zamanda hani gözümüzle ilgili de şu anda etrafta uçuştuğu için göz bölümüne gelen hasta sayımızda bir artış var. Solunum yoluyla ilgili ciddi manada bir artan şey var. Bir de hani daha belki özel bir konu. Bu tozların içinde sadece hani kum taneleri toz değil, kimyasallar da var partiküllerin içerisinde. Onlar ileriye dönük hani kronik, nörolojik hastalıklar açısından da etkiler oluşturduğu dünyada gösterilmiş. Neler yapabiliriz? Bir, bu dört grup hasta olarak saydığımız kişileri ve toplumun genelini bugünlerde çünkü devam ediyor. Maskeyle dışarı çıkabiliriz birincisi. İkincisi eve geldiğimizde duş alabiliriz. Şu an üstümüzde çünkü saçımızda, cildimizde, birçok yerimizde bunlar kalıyor. Elbiselerimizde de duş alabiliriz. Üçüncüsü evimizde sinekliklerimiz vardır. Hani partikülleri, polenleri, böcekleri uzaklaştıracak şekilde az düzeyde olsa bile onlar da biraz geçişini engellerler ama hani pencerelerimizi çok açalım, havalandıralım. Bugünler için, şu bir hafta için en azından biraz bunu biraz azaltmamız gerekiyor gibi. En temelde hani maskeyi, pencerelerimizi kapalı tutmayı, çok acil olağanüstü bir şeyimiz yoksa bu grubun özellikle dışarıda çok fazla vakit geçirmemesini hatırlatmak lazım. Özellikle kronik grubun kullanması şart. Hani en basit cerrahi maske dediğimiz pandemide kullandığımız maskeyle de başlanabilir ama bu belli bir partikülün altını tutmayacaktır. İmkanı olanların bu özellikle bu yaş grubu, bu saydığımız risk faktöründeki kişilerin 3M maskeleri kullanmalarını hatırlatabiliriz. Bugünlerde göğüs hastalıklarını özellikle ya da acillere solunum semptomları olan hastalarımız yani alerjisi, astımı geçmişte olan hastalarımız bu bahsettiğimiz kum fırtınası, partiküller sebebiyle artan şikayetlerle yani atak dediğimiz tabloyla bizim karşımıza geliyor. Neler var? Öksürük var, hırıltı var, gece solunum şikayetleri var, ateş bir miktar var ve nefes darlığı şeklinde şu anda bu hastalar acile ya da göğüs hastalıklarına geliyorlar. Neden biz olduk, ne oldu, ne değişti? Farkında değiller. Tamam alerjenlerin etkisi var bugünlerde ama son 2 haftadır bu kum fırtınasının bu alerji astım olan hastalarda, KOAH olan hastalarda biraz daha solunum semptomlarını gerilettiğini, kötüleştirdiğini, acile getirdiğini biliyoruz. Tabii hani biz de meteoroloji açısından takip etmemiz lazım. Uzmanların görüşünü dinleyeceğiz ama bildiğimiz kadarıyla bu hafta bunun akışını, ülkemizden geçişini, süreceğini biliyoruz, duyuyoruz ve her gün sabahlarını müşahede ediyoruz. Arabalarımızın üstünde, çevremizde, boğazımızda bir gıcık hissi sadece bu saydığımız risk grubu değil, hepimizde var şu anda. Cildimizde bir kuruluk hissi hepimizde var.
En temelden tekrardan hatırlatmak istersek, dışarıda geçireceğimiz vakitleri biraz bu hafta için azaltabiliriz. Pencerelerimizi kapalı tutabiliriz, maske kullanımına dikkat edebiliriz, eve geldiğimizde duş alabiliriz. Bunları söylememiz lazım. Şimdi bu hafta için özellikle bazı şeyleri madde madde söyleyelim. Birincisi, dışarıda geçireceğimiz vakti biraz azaltalım. İkincisi, pencerelerimizi çok açmayalım. Üçüncüsü, maskeyle çıkalım. Dördüncüsü, eve geldiğimizde lütfen bir duş alalım, üstümüzü bir değiştirelim. Bir beşincisi, sıvı tüketimi. Bol su içmeye çalışalım. Çünkü o sinüslerimiz, bronşlarımız burnumuzun içinde de birikiyor. Bize gıcık hissi de yapıyor. Bol sıvı tüketmeye çalışalım. Bu sadece bedenimize aldığımız bir şey değil. Şu anda her yere, arabamızın üstüne düştüğü gibi tarladaki ekinlere, tarladaki mahsullere de, yeşilliklere, sebzelere de, meyvelere de düşüyor. Eve aldığımız, pazardan getirdiğimiz sebzeleri, meyveleri bol suyla yıkamaya çalışalım. En temelde bunları söylemek lazım. Peki.